Merhaba sevgili arkadaşlar, <laughs> bugün genden proteine konumuza başlıyoruz. E, bu bağlamda da nükleik asitlerin keşfi, DNA ve RNA'nın yapısı, replikasyon ve protein sentezi konularıyla devam edip genden protein konusunu bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi genden proteine konusunda nükleik asitlerin keşfiyle başlayacağız. Siz biliyorsunuz ki DNA konularından artık nükleik asitler, DNA ve RNA'dır. Yani bizim Genetik bilgilerimizin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan yapılara biz ne diyoruz? Nükleik asitler diyoruz. Bizim için çok önemli moleküller tabii ki. Vücudumuzdaki hücre bölünmeleri, protein sentezleri ve daha birçok şey bu genetik şifreler sayesinde olmakta. Bunları adım adım öğreneceğiz zaten. Peki bu nükleik asitler Nasıl keşfedilmiş? E, bilim insanlarının ismini öğrenmenize gerek yok arkadaşlar. Bunları sadece bahsedeceğim. Ama e, yaptıkları deneyler önemli. Bahsettiğim deneylere lütfen siz de önem verin. Önce 1869 yılında Frederick Mischer dediğimiz bir bilim adamı e, bazı hücrelerde incelemeler yapmış. İşte Ceraat yani irin dediğimiz hücrelerde ve son balığı hücreler hücrelerini incelemiş ve bu hücrelerin çekirdeğinde bazı moleküllere rastlamış. Yani bizim şu, bugün DNA ve RNA dediğimiz bu moleküllere rastlamış ve bu moleküllerin ismine çekirdeğin bu hücrelerin çekirdeğin içinde olduğu için çekirdek asiti adını vermiş arkadaşlar. Ama sonradan keşfedilmiş ki DNA ve RNA sadece nerede bulunmaz? Çekirdekte bulunmaz. Örneğin prokaryot yani bakteri ve arkelerde DNA nerede bulunur? Nerede bulunur? çekirdek olmadığından dolayı sitoplazmada dağınık halde bulunur. Ama ismini değiştirmemişler. Yine de çekirdek asit adını vermişler. Daha sonra göreceğiz bu asit kelimesi de DNA ve RNA'nın yapısındaki fosforik asitten gelmekte arkadaşlar. Şimdi bilim adamları bir genetik bilgi olduğunu ve bunların aktarıldığını fark etmişler fakat bunu e, acaba DNA RNA mı yani bu çekirdek asitindeki bu moleküller mi yoksa protein mi yapıyor? bunu bilememişler. Çünkü biliyorsunuz protein de çok önemli bir molekül. Kuru ağırlığımızın yaklaşık yarısını oluşturur protein ve amino asitlerin birleşiminden oluşur. E biliyorsunuz 20 çeşitte amino asit vardır ve bunların farklı kombinasyonlarıyla farklı hücrelerde farklı kombinasyonları olduğu için kalıtsal bilgiyi acaba protein mi taşır diye de bilim insanları şüpheleniyormuş ve bununla ilgili de sürekli Deneyler yapılıyormuş. Şunu da söylemek isterim. DNA'nın asıl genetik bilgiyi aktardığı ancak 1952 yılında açığa çıkmış bir şeydir. Yani farkındaysanız 1952 yılı bizim çok da geçmişimiz değildir. Yani DNA'nın nesilden nesile aktarılan genetik bilgiyi kalısal bilgimize aktaran bir molekül olduğu aslında çok da geçmişte olan bir şey değildir arkadaşlar. Bilim devamlı gelişiyor. Şimdi e, bunu bulabilmek için acaba proteinler mi genetik bilgiyi sağlıyor kalıtsal bilgi yoksa bu işte e, DNA RNA mı diye e, bir e, dizi bilim adamı bazı araştırmalar yapmış bunlardan bir tanesi Frederick Griffith'tir e, bunun deneyini anlatacağım daha sonra da Frederick Griffith'in yaptığı bir deneyi e, Avery ve arkadaşları geliştirmiş ve DNA'nın e, genetik bilgiyi aktaran molekül olduğunu bulmuşlar arkadaşlar. Şimdi. Ee, sorularda da Avery ve arkadaşları diye gelir. Siz bunun Avery ve arkadaşlarından kastımız işte Oswald Avery, e, Colin McClint, işte McLean McCarthy. Bunları tek tek bilmemize gerek yok. Avery ve arkadaşları deyince e, Frederick Griffith'in deneyini nasıl geliştirdiklerini de şimdi göreceksiniz. Zaten bizim için önemli olan bu deneyin şu an için bilinmesidir. Çünkü bu deney sorularda çok geliyor arkadaşlar. Bu deney üzerinden sorular soruyorlar şimdi. Bu bilim adamlarından Frederick Griffith bir deney yapmış. Bu deneyde Streptococcus pneumoni bakterisini kullanmış. Şimdi Streptococcus pneumoni bakterisi bugün de günümüzde bilindiği üzere zatürreye neden olan bir bakteridir arkadaşlar. Hatta zatüre demezler de tıp dilinde pnömoni oldu de, de, derler. Bu zatüre demektir normalde. Şimdi bu bilim adamı bu bakteriyle pnömoni bakterisiyle bir deney yapmış. Fakat bu pnömoni bakterisinin iki çeşidi var. Biri kapsüllü, diğeri kapsülsüz. Kapsüllü olan zatüreye neden oluyor. Bakın burası çok önemli. Kapsüllü olan zatüreye neden oluyor. Fakat kapsülsüz olan hiçbir hastalığa neden olmuyor. Bununla ilgili e, yine bizim kobayımız biliyorsunuz zavallı farelerimiz var. Farelerimiz üzerinde bu bilim adımı bir deney yapmış. Önce bu kapsüllü bakterileri yani streptococcus pneumonia'nin kapsüllü olanını bir fareye enjekte etmiş. Sonra gözlemlemiş. Bakmış ki fare ölmüş. Neden? Çünkü kapsülü bakteriler farede neye neden olmuş? türe neden olmuş ve faremiz mortingo olmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz ben ölüye mortingo oldu derim. Sonra bu adam demiş ki dur bakalım bir daha almış. Bu sefer de kapsülsüz bakterileri başka bir fareye enjekte etmiş. Bakmış ki bu fare yaşıyor. Ha, demek ki burada ne var? Kapsülsüz bakteriler zatüre neden olmuyor. Yani bu fare zatüreden ölmüyor. Ama kapsüllü bakterileri fareye enjekte ederse o zaman farecik ne oluyor? Zatüre oluyor ve ölüyor. Sonra yine yetinmemiş bu Frederick. Bir daha bakmış. Bu sefer kapsüllü bakterileri öldürmüş. Isıtarak öldürmüş. Sonra tekrar bunu fareye enjekte etmiş. Bir bakmış ki fare yaşıyor. Ha demiş. Demek ki kapsüllü bakteriler ölürse demek ki zatüre neden olmuyor. Yani kapsül yapısındaki bir şeyi biz ne yapmış oluyoruz? İnaktif etmiş oluyoruz ve bu durumda fare yaşamaya devam ediyor. Yani burada ne yapmış aslında? Kapsüllü fareye yani kapsülü oluşturan bu genetik bilgiyi yani DNA'yı, kapsül oluşturan DNA'yı burada ne yapmış? yok etmiş arkadaşlar parçalamış sonra yani amaç bu sonra bakmış yine yetinmemiş bu sefer ısıtılmış kapsülü bakterilerle yani artık hastalık yapma özelliğini yitirmiş bakterilerle zaten hastalık yapmayan kapsülsüz bakterileri karıştırmış ve yine bir fareye enjekte etmiş bakmış ki yine fare ölmüş burada bir mantıksızlık yok mu Normalde, e şimdi kapsülsüz bakteri, kapsüsüz bakteri zaten hastalık yapmıyor. Isıtılmış e, kapsülü bakteri de hastalık yapmıyor. E bunları karışıp fareye verdiğinde farenin normal şartlarda yaşaması lazım. Ama fare neden öldü? İşte burada DNA'nın genetik bilgiyi taşıdığını burada aslında bir nevi bulmuş oluyorlar. Ama bizim Frederick yani bilim adamı bu deneyi buraya kadar yapmış. Evet, farenin bir nedenden öldüğünü görmüş ama daha fazla bunu geliştirememiş. Burada sadece şöyle bir olay olduğunu fark etmiş. Demek ki ısıtılmış kapsüllü bakterilerden kapsülsüz bakterilere bir şey geçti ki bu fare öldü diye düşünmüş. Çünkü bizim bilim adamı fare öldükten sonra farenin kanından örnek aldığında Bakmış ki farenin kanında bazı kapsüllü bakteriler var. E şimdi bizim kapsüllü bakterilerimiz zaten öldürmüştü. O zaman neden kapsüllü bakteriler var? Demek ki bu öldürülmüş kapsüllü bakterilerden kapsülsüz bakterilere bir şey aktarılmış ki bu kapsülsüz bakteriler bir şekilde kapsüllü hale gelmiş. İşte bu olaya da e, Frederick transformasyon adını vermiş ama nedenini, nasıl olduğunu, DNA'nın genetik bilgiyi aktardığını tam da burada geliştirememiş. Bu deneye devam ettirememiş. Sadece buradan buraya bir şey aktarılıyor. Bu olaya transformasyon denir demiş. Daha sonra 1944 yılında bizim Avery ve arkadaşları dediğimiz bilim insanları işte grafitin deneyini geliştirmişler. Bu sefer onlar şöyle bir yol izlemişler. Zaten deney bir kısım yapıldı, bir kısım açıklığa kavuştu. Demişler ki bunlar, biz ölü kapsüllü bakterilerle canlı kapsülsüz bakterileri yine fareye, farelere enjekte edelim. Ama bu sefer demişler, bu işi DNA mı yapıyor? yani aktarımı, genetik bilgiyi DNA mı aktarıyor, genetik bilgiyi RNA mı aktarıyor, yoksa genetik bilgiyi proteinler mi, zaten proteinlerinden çok şüpheleniliyor, proteinler mi aktarıyor bir bakalım demişler. O yüzden de 3 tane enzim kullanmışlar. Bunlar birincisi DNA az, ikincisi RNA az, üçüncüsü de protein az. Bunlar nedir? Sonunda az varsa demiştim, ben size enzimleri anlatırken, bunlar enzimdir demiştim. DNA az nedir? DNA'yı parçalayan enzimdir. RNA az, RNA'yı parçalayan enzimdir. Proteaz ise proteinleri parçalayan enzimdir. Şimdi önce ilk deneyde ölü kapsülü bakteriler ve canlı kapsülsüz bakteriler alınmış ve bu e, suşun içine de DNA az yani DNA'yı yıkan enzim koyulmuş. Sonra bakmışlar ki bizim faremiz yaşıyor. Yani normalde ne oluyordu frederin deneyinde? Ölü kapsüllü bakterilerle canlı kapsülsüz bakteriler bir araya gelip fareye verildiği zaman bu farenin ölmesi gerekiyordu. Neden? Çünkü ölü kapsüllüden canlı kapsülsüze bir şey geçişi oluyordu. Frederick buna da ne demişti zaten? Transformasyon demişti. Ama burada çok ilginç bir şekilde fare yaşamaya devam etmiş. Bakalım neden? Sonra yine aynı bakterileri fareye vermiş. Fakat bu sefer RNA'yı yıkan enzimi aynı deney tüpünün içerisine koymuş. Fareye verdiğinde fare burada ölmüş. E, RNA'yı burada parçaladığına göre fare de burada öldüğüne göre demek ki bu işin sorumlusu RNA olamaz Çünkü neden kapsülü bakterilerden yine kapsülsüz bakterilerin bir ne geçişi var genetik bir e, geçiş var yani DNA aktarımı var sonra proteinleri parçalayan enzimi yine aynı deney tüpüne koyduğunda yine fare ölmüş Demek ki bu işten kim sorumlu değil bu adamlar proteini parçaladı. Demek ki genetik bilginin aktarımında proteinler de sorumlu değil. Neden? Yine ölü kapsüllü bakterilerden canlı kapsülsüz bakterilere bir şey aktarıldı ki bu fare öldü. Sonra bulmuşlar ki demek ki genetik aktarımı sağlayan DNA'dır. Neden? Çünkü DNA'yı parçaladıklarında bu kapsüllü bakterilerden kapsülsüz bakterilere DNA aktarımı yani genetik bir aktarım olmuyor. O halde fare yaşıyor. Demek ki DNA burada parçalanmadığı sürece kapsüllü bakterilerin yapısında kapsül oluşturan genler kapsülsüz bakterilere bir şekilde geçiş yaptı ki bu fare yaşıyor. Böylece kalıtımın kalıtsal aktarımında DNA'nın rol oynadığını bilim adamları bulmuş. Ama bu PDF'de söylenmemiş ama bilim adamları başka çalışmalar da yapmış. Bu konuda tek bir deney değil yani. Birçok deney yapılmış. Bunlardan biri de virüslerle yapılan deneydir. Şimdi bunun bir bakteri olduğunu hayal edelim. Virüsleri bakterilere bir şekilde enfekte ettirmişler. Biz bakteriyi enfekte eden virüslere yani bakterileri bir şekilde içine girip onları parçalayan virüslere biz bakteriyo adını veririz. Bunu unutmayalım. Çünkü sorularda bu gelebiliyor. TT'de de, gele, de, de gelebiliyor. Bakteriyofajların bu bakterileri enfekte etmesi sağlanmış. Bakın virüs dediğimiz yapının iki olayı vardır. Bir kılıfı vardır. Bir de genomu. Kılıf dediğimiz yapı bu virüsün saran protein yapıdır. Yani virüsler protein bir kılıftan oluşur. Bir de virüslerde bir genetik madde vardır. Ya DNA ya RNA. Virüslerde asla DNA ve RNA bir arada bulunmaz. Ya DNA virüsüdür bu ya RNA virüsüdür. Şimdi bunun yapısında bu virüsün bakteriyofajın yapısındaki RNA mesela ya DNA bu bakteriye geçmiş. Şimdi bu virüs bakteri enfekte edeceği sırada bakmışlar ki bilim adamları eğer bu işten yine bilim adamları ne anlamaya çalışıyor? Bu genetik aktarım proteinlerden mi kaynaklı yoksa genomdan mı? Yani DNA'dan mı kaynaklı? Bunu bulmaya çalışıyorlar. Şimdi virüs bakteriyi enfekte edeceği zaman bu protein kılıfı dışarıda kalmış. Ama bizim virüsümüz genetik maddesini bakterinin DNA'sına göndermiş. Böylece bakteriye kendini ürettirmiş ve bakteri bu virüsle enfekte olmuş ve daha sonra parçalanmış. Virüsler sadece canlı ortamda aktivite gösterirler. Bu bakterinin genetik maddelerini de kullanarak kendilerini ürettirmeyi başarmışlar. Ama protein kılıfları bakterinin içine girememiş. Dolayısıyla buradan da anlaşılmış ki bu genetik aktarımı proteinler değil DNA var. Yani genom rol oynuyor. Bunu bulmuşlar arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Sonra diğer videolarımla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.